Vedat, arayayım mı lan? Neyi abi? Oğlum bırak şimdi neyim ya. Arayayım mı, aramayayım mı? Arama abi. Doğru söylüyorsun lan. Oğlum burası ne iş yapıyor lan? Öyle bir geldik röportajı da. Wedding Planning Company'miş abi. Ha, yabancılar yani. Yok ya, düğün organizasyoncusu. Ulan Selçuk Wedding Planning diye kampanya mı olur? Selçuk ne oğlum? Kesin kara para aktıyordur lan bu adam. Öyle meslek mi olur lan? Düğün organizasyonu neymiş? Gerizbağlı yani. Nasıl abi? Oğlum kadınlara nasıl yüzük taktıracağını mı anlatıyor şimdi bunlar ya? Anladın? Gerizbağlı yani. Allah. Yok. Daha çok düğün müğün nasıl daha pahalıya gelir onu hallediyorlar. Bir nevi keriz ağlatan yani. Kıkı. Ne gülüyorsunuz ona? Ben de yaptım aynı espriyi. Bana niye gülmüyorsunuz? Ha? Niye gülmüyorsunuz bana? Geliyor abi. Yok et Vedat. Nasıl yapıyoruz? Neyi? Yani röportajı, çekim falan olmayacak. Olacak. Vedat, kadraj nasıl kadraj? 10 numaralı 5 yıldızlı abi. Işık mışık nasıl Selçuk? Parıldıyor abi güneş gibi. Ya ses nasıl olur? Ses. Ses bozuk abi, kablayı değiştiriyorum. Sorularınız hazır mı? Benim birkaç soru önerim olacaktı. Kabul. Ne kabul? Yani önerileriniz. Sonuçta burası özgür bir ülke. İstediğiniz soruyu cevaplama hakkına sahipsiniz bence. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle ne yaptığımızı anlatırız diye düşündüm. Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Yani siz anlatın, biz dinliyoruz sizi. Biz çok merak ediyoruz. Siz kimsiniz, ne iş yaparsınız, in misiniz, cin misiniz, bekar mısınız, evli misiniz? Böyle bir anda geldiniz, kondunuz buraya. Maşallah. Bitti mi? O zaman ben anlatayım. Şimdi biz gelinle damadın hayallerini kurduğu düğünü planlamak ve uygulamak amacıyla kurulmuş. Çözüm ortaklarıyla birlikte çalışan, bu hayalleri uygulamada profesyonelleşmiş. Ama bir şirket değil, yani bir aile mantığıyla çalışan bir rüya kumpanyasıyız. Rüya dediniz de aklıma geldi. Ya Çalgı Çengi filmindeki o Salih'in rüya sahneleri nasıldı ya? Koptum gülmekten vallahi. Kim? Ahmet Kural ben, oyuncuyum. O filmin de başrolüydüm. Allah izin verirse ikincisini de çekeceğiz. Çektikten sonra zaten ben ***larım. Kapanın elinde kalırım vallahi. Allah sahibinize bağışlasın o zaman, değil mi? Amin. Şimdi düğün mekanlarımız bunlar. Bunlarla beraber tabii pastalar. Arkadaşlar siz okuma yazma biliyor musunuz? Ama burada yani ben burayı size göstermeye çalışıyorum. Anladım. Anlaşıldı. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben sizi pasta yapım tesislerimize götüreyim. Olur mu? Önce bir kahve içmese miydik ya? Ne yapması mıydık ya? Yani bu kadarı yeterli bizim için. Çekimi bitirelim. Çekimin üzerine konuşalım. Sohbet edelim. Yorumlayalım. Hayır yani 4 tane başrolüm olmasa bu kadarı yeter mi bilmiyorum diyeceğim ama... 4 tane başrolüm var benim. Yalnız benim size verdiğim listede vardı. Yani öyle sadece göstermekle anlatmakla olmaz. Demonstratif pasta yapacağız yani. Pasta çok önemli. Ya şimdi buradan başka bir yere gideceğiz. Oraya seti kuracağız. Zor olmaz mı ya? Abi kırmayalım hanımefendiyi. Ben 2 dakikada kurdururum ışığı ha. Ben omuzumda çekerim ya. Ayrılmayalım ama. Hadi. Yani bana baştan okey dediniz. Tamam dediniz. Pastayı göstereceğiz. Şimdi pasta olmadan olmaz. Ya bizim için hakikaten çok önemli. Neymiş la bu pasta böyle? Seni mi kıracağız? Fikrimin ince gülü. Anlamadım. Çok fazla vaktinizi almayacak zaten. Ben daha önce demo olsun diye netten fotoğrafınızı yolladım buraya. Usta aşçılarımız sağ olsunlar pastayı hazırladılar. Pastamız lazer çizim makinesine gitti ve çıktı. Şimdi ben size söylemiştim. Yani pasta çok önemli, pasta çok önemli. Çünkü çiftler bize geldiklerinde düğün pastalarının üstünde böyle kendi resimlerini gördükleri zaman tabii çok mutlu oluyorlar. İşte. Bu ne lan? Önemli dediğiniz pasta bu mu? Niye böyle oldu?
Usta bu niye böyle oldu? Tam da çekim gününde biraz dikkat etsenize. Yeni alınan usta yaptı bunu. Kim? Kim? Siz? Siz bir saniye. Sizi kim aldı işe? Müslüm abi. Ooo Ahmetciğim nasılsın? Siz tanışıyor musunuz? Evet Rüstem abiyi tanıyorum. Rüstem abi, abi sen pasta da mı yapıyorsun? Ahmetciğim nerede çıktınız böyle? Beni takip mi ediyorsunuz yoksa? Kamera şakası falan herhalde bu. Ha yo anladım. Siz tanışıyorsunuz da sabotaj bu herhalde. Sabotajdan başka bir şey olamaz çünkü böyle bir şey. Ya o kadar da büyük mesele değil ki bu. Sonuçta bir resim bu, fotoğraf değil ki. İşte biraz da yorum kattım. Buyurun. Bu mu şimdi yorum? Anladım yani. Siz defolup gider misiniz artık? Ben böyle bir rezalet görmedim. Alın bunları da toplayın. Lütfen defolur musunuz? Rüstem abi sen ne anlarsın pastadan masadan ne yapıyorsun abi? Aşk olsun Ahmetciğim. Ben 3 filmde köşkün aşçısını oynadım. Abi sen orada yemek yapmışsındır. Pasta değil. Orası doğru da hani edebiyat kılıyor ben bu. Pardon. Ben bölüyorum galiba ama. Siz ne zaman defolacaksınız acaba öğrenebilir miyim? Toplayın şunları da. Çakın gidin buradan ya. Ama hanımefendi ne biçim konuşuyorsunuz öyle siz? Sen elini koluna indir bana beni sinirlendirme. Hala bakıyor musunuz? Çıkacak mısınız? Yeter be! Saçına bacağına baktık seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. İlgi gösterip sana pasta yapmış. Sen teşekkür edeceğin yerde... Yeter be! Yürüyün lan çıkıyoruz. Ben de şikayetçiyim bunlardan. Tamam abartma abi. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi. Abi pek bir şey çekemedik. Neyi çekemedik oğlum? Ne güzel çektik işte. Detay yok, konuşma az. Ben bunları nasıl bağlayacağım birbirine? Tophane oğlum burası. Her taraf resim galerisi. Girin birisine çekin duvarları ya. Aşkım bak sinirlerim bozuldu. Gidiyorum ben. Gitme. Sen eser sahibi bir insansın. Yani sen olmazsan biz ne yaparız? Heh. Abi, bunu ne yapayım? Ama sululuğun anlamı yok. Alın onu da. O da bizim yapımın malı sayılır. Şirketin müsait bir duvarına asarız. Ben daha sonra sana bilahare seslendirmesini yapacağım onun. Sinirlerim bozuldu. Ben gidiyorum ya. Neden? Madem bu işe baş koydun, al içeriden bir tane Amerikan bezi. Guaj boya. Çalışmalarına devam et. Ne kadar da fikiriz, bir o kadar hümanist. Hayatın olmuş işler güçler. Yeter be! Saçına bacağına bakıp seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. İlgi gösterip sana pasta yapmış, teşekkür edeceğin yerde... Dedim değil mi abi ben? Dedin Ahmetciğim. Ama Rüstem abicim böyle iş çamaşırıyla oturuyorsun. Olmuyor, bir gören olacak. Ya o kızgınlığı da çıkarmışsın üstünden o usta çizgini. Yoksa ben böyle bir adam değilim biliyorsun ha? Biliyorum abicim. Rüstem abi anlatmayacak mısın? Ne iş? Hiç sorma Ahmetciğim. Peki Rüstem abiciğim.